Bence gerek yok. E, yalnız bu maç tabii e, şöyle. Aykut Hoca için şöyle farklı olacak. E, o yardımcılarıyla ilgili yapılan açıklamalarak, açıklamalar olmasaydı tabii Aykut Hoca açısından da duygusal bir maç olabilirdi. Ama e, sonuçta Aykut Hoca hiç hak edilmediği bir şekilde hak etmediği bir şekilde Fenerbahçe'den gönderildi. Tebrik ederim sence. Ya, ya, niye tebrik e, Destek olur mu Hocam, destek? Yani. Ben ben ee, destekli olacağını düşünüyorum. Ben destek... Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki eleştiriler de oldu. Ama hmm. e, seveni de çok fazla Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın. E, merakla beklemek lazım. Kimin hangi oranda tribünde olacağını bilemeyiz. Alex'in yani, çıkma ihtimali var mı sahaya falan? Yani şunu da aslında söyleyeyim. Şu dulaşma, ulaşma de. etme. Alex'le bir sponsorluk anlaşması için e, Türkiye'ye gelmişti. Kulüple yok mu? Yani Daha sonra tabii ki bu ziyaretinden dolayı hmm. kulübü de ziyaret etmiş oldu. Yani insanlar şunu düşünmesinler. Ya... Fatih Konyaspor maçı var. Fenerbahçe Alex e Soza'yı getirdi. Öyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade edelim. Alex e, bir sponsorluk o anlaşması bir için anda. gelmişti. E, çok rahat de, oynar değil mi şu anda? Hafta sonu <laughs> çok rahat oynar diyemeyiz. Yani <laughs> oynar, kolay Fenerbahçe'de birkaç Bence oyuncu oynar, kadar oynar. Yok, ya, son 20'de al. Bir asist, bir, asist, bir, bir gol asist. yapar. bakarsak Emre Belözoğlu için de futbol e, futbolu bırakacak demiştik. 4 sezondur Medipol Başakşehir'de. Yani e, Alexis da belki oynardı ama Brezilya'da biraz daha tempo düşüyor zamanla. Ama Alex fiziğiyle çok oynayan pas, pas atıyor ya. Pas ve gol atıyor zaten. Fenerbahçe <laughs> ilk geçini pas atıyor, hatırlıyorum. Atıyor. Ee, o zaman teknik direktör Christophe Daum, hmm. e, antrenör Roland istasyon çalışması yapılacak. Sevgili Alex'in de e, böyle hareketleri çok slow motion'dı. Hmm. Yani diğer futbolcular gibi çok böyle atik değildi. E, Önce bir istasyon çalışması yaparlardı. Roland Ko o çıtaları dizerdi böyle sırasıyla. Herkes böyle tavşan gibi atlardı o çubukların üzerinden. Alex de sıra geldiğinde kesin bir tane çubuğa takılırdı, düşürürdü. <laughs> ya dedik Fenerbahçe büyük bir yıldız getirdi ama hani bir numarasını göremedik. Ama ondan sonra ayağına top değdiği zaman Alex de Soza direkt sanki böyle Süpermen pelerini giymiş gibi olurdu. Yani istasyon çalışmalarında. Ee, toplu çalışmaların öncesinde başka bir Alex vardı ama topu gördüğü zaman adeta süper kahraman oluyor Alex yani. yani herkes çekiştiriyor. Biz de onu şokada da yaşadık Trabzon'da. Evet. Fizil oynayan bir oyuncu değil o yüzden dedim ya, ya de son oynuyor. 20'de ya, oynar yani. oynayan. Benziye kadar oynar ya. Yalnız şu konuda da bence bak hep Aykut Kocaman haksızlık yapıldı dersin ya. Şu konuda da bence yapıldı. Alex Sosa en iyi istatistiklerini Aykut Kocaman döneminde yakalamıştı. Evet yani o konuda da ona Aykut Hoca'ya da haksızlık yapıldı. Fenerbahçe Avrupa'da iyi giderken Alex baskısı yapıldı. Yani yani Alex hani o tempoda o futbol hayatının sonlarında e, oturtulması hep eleştirildi. Eee ben biraz önce Fenerbahçe'nin ideal kadrosunu hani muhtemel kadrosunu gördüm. Hı hı. Yani bence e, böyle Konya Spor gibi diri bir takıma Valbuena getirelim. Başlamasını... Sen maç seçmesine mi bak? Sen, sen maç seçmesine mi bağlıyorsun ya bu kadar sayım farklı? Sayı üzerine konuşalım. Yani... Sevgili Barış Usta, bir saniye. Kalede Harun defansta Şener Şıkırtel Sadık, Hasan Ali orta alanda Mehmet Topal, Jason önlerinde Elif Elmas sağda, Moses solda, Ayev ileride. Silma Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu. Bakalım Fenerbahçe Antikel Konya Spor maçında bu kadroyla mı çıkacak? Kayseri Spor maçıyla Zenit maçı arasında Nasıl bu kadar bir oyun farkı olabilir? Yani Bence bunu sorgulamak maç lazım. Seçiyor. Sen maç seçme olarak yorumluyorsun seçiyor ama abi. Ya bu kadar çünkü bambaşka iki takım şey anlamında da öyle sadece taktik olarak demiyorum arzu anlamında da oyun arzusu anlamında da bambaşka iki takım ama maç seçme olayı hani ligin nasıl olsa hedefi kalmadı mantalitesi mi? O zaman nasıl dipten kurtulacaklar? Belki rakibe göre de kurgulamış olabilir hocam ya. kadroyu yani bilemiyoruz şu an. Ama oyun iştahı çok kötüydü Kayseri'de. Pozisyonu yoktu. tam solda kırmızı gördü. Çok tartışılıydı hı hı. da ama oyun işte daha çok kötüydü ya. Yani iyi değildi Kayseri'de falan Antrenman performanslarını da bir bilmiyoruz ayrıca. O da var. Ve bu kesin kadro değil tabii ayrıca. Yani, hı hı. yani e, zais bu maçta da mı oynamayacak? Bilmiyoruz. Yani, bence, bence oynar. Bekleyip yani. göreceğiz bu ama. Bu maçta de, da oynar. Bu ne bence, zaman oynayacak? Bence Elif arkada olur Topal'ın yerine. Topal'ın ön tarafta Zayis oynar. Çünkü Memo Topal da iyi değil. Formsuz yani. Topal mı oynamaz? Ben Topal oynamaz diyorum. Elif arkaya çeker. Cahilson'un yanına. Öne Zayis'i atar. Zayis bir çıkar. Daha yani. ofansif bir kadroya çıkarma ama rakip Atiker Konya spor. sağ tarafta değil, değil mi? Bilmiyorum. İyi. Ee, <laughs> yer değiştiriyor ama onlar maç içerisinde biliyorsun. Ya, tamam abi, Çok abi, net konuşmamak reyusurlar. lazım. Ee, Zenit maçında Topal Cahilson vardı. Önlerinde Elif Elmas vardı. Ee, Atiker Konyaspor kolay bir rakip değil ve teknik direktör Aykut Kocaman e, Kadıköy'e gelecek bence. E, yani iki teknik adamın e, bir düellosu olacak bence. Böyle de bakmak Elisi lazım. olacak. Aykut Kocaman çok farklı motive olacaktır. Çünkü ekibiyle beraber ekibiyle ilgili e, sopu bırakmak istemeyecektir bu anlamda. Ya Ersun'un derdi başka zaten. Ersun Hoca bir an önce takımını buralardan bu evet, sıkıntılardan, bu evet, evet. konuşmalardan bu ama yorumlar da çıkartmak çok önemli. istiyor. Ersun Hoca'nın aynı Aykut Kocaman'la falan Alef'i, Selefi o işleri bence, düşünecek bence durumu iki yani. Bence iki teknik adam iyi motor manevi, olacak bu maça. Bence manevi anlamda çok önemli maç. Yani Aykut Kocaman'ın orada bir galibiyet alması demek Ersun Hoca'na karşı. Aykut Kocaman çok için çok büyük bir prestij Şimdi, kaybı bence. Olur. E, Aykut Kocaman Atikar Konyaspor Teknik Direktörü evet. Orası için elinden geleni yapıyor. Evet ama Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir efsanesi. Ersun Yonal tarafından bakarsak Fenerbahçe'yi şampiyon yapmasıyla birlikte Fenerbahçe taraftarının kalbinde yer eden bir teknik adam. İkisi de şu anda bir gövde gösterisi yapacaklar ve Fenerbahçe taraftarının gözünde bence bir yer bulmak isteyecekler. Yani tabii tabii her şey ne şey kadar Aykut Kocaman diğer yani. Konya Spor'da da olsa onun orada iyi bir oyun ortaya koyması, puan alması ya da Fenerbahçe'yi yenmesi... Fenerbahçe taraftarlarının kafasında bambaşka bir şey oluşturacak. Arsenal'ın da önemli. Kredisinden Tabii. bir parça alır. Bu Yani orada alınan bir Mutlaka yani eğer Fenerbahçe şimdi Kayseri Spor maçındaki futbolu Bence bir derbi kadar önemli. Konya maçında da gösterirse artık Ersun Yanal eleştirilir yani bu bu şey değil mi yani? Pane, Panenka Spor da bizi izliyor herhalde. Bir bilgilendirme mesajı atmışlar. Fenerbahçe yönetimi Alex de Souza'ya Konya Spor maçı öncesi statlı organizasyon yaparak plaket verecek diyor. Acaba orada karşılaşacaklar mı mesela saha içinde Aykut Kocaman'la? Aykut Kocaman'la bir kavgaları mı var Fırat? Yok da enteresan bir görüntü sonuç itibariyle. Acaba bir diyalog de... olur mu? Tokalaş olur mu? O anlamda söylüyorum. Kavga, kavga niye olsun Aykut ya? Aykut Kocaman neymiş Fenerbahçe'de ya? Allah'ım niye... <laughs> ya. ya. Bu nasıl bir kimseye yaranamıyor bu Hiç adam <laughs> ya? şey demedim ben ya. Karşılaşacaklar mı? Bir, bir şey haberci ya? için adam bir söyleyeceğim. Şey adam bir söyleyeceğim. Galiba, Peki bir haber değeri var mı? Yok mu? Ha? Bir haber değil. Sen merak var, etmiyor mu? musun ya o hikayeyi? Ben yani çok Kota acayip muhabirisi. bir hikaye. Evet. Sevgili Barış Uğur seven orada. Yani tabii ki çekerim de yani e bu. Niye çekersin? Bu ne yapmış bu kadar Aykut Kocaman ya? Alex'i o göndermiş. Bir, o o Alex yani bir şey Alex efsanesi. Kimse, kimse bir şey demiyor. Bir yani ya, o kimse bir şey de hani de. Alex demiyor. Alex efsanesi Aykut Kocaman döneminde sonuç itibariyle. Hani Alex jübel yapılacak deni, denilen ya Aykut Alex. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye yaptıklarını başka takımın forması altında o takıma yapsa ya adamın heykeli dikerler ya. Bu ne biçim? Ne yapmış Aykut Kocaman bu Fenerbahçe'ye ya? Bu nedir ya? 3-0 galipken ligin son maçı neredeyse şampiyon olacak statta yoğunlanıyordu. Ya yani Alex'i o mu gönderdi? Adam yaşlandı tamam. Yani... Yaşlandı mı? Hayır o dönem yaşlandı da bunun sevgili yani. Sevgili Fırat şu anda Aykut Kocaman e, Ya ben bir şey demedim ki Aykut Kocaman'a ya. Şimdi, Hayır, ama enteresan şu bir an, şu an var ki. Şu an kumandayla TRT Spor açtığında senin yorumlarını görse ya bu Fırat Güneyer'le özür... Yusuf Mertol. Acaba Yok, bana canım, nasıl eleştiride bulundular ki sevgili Barış Ürsen <laughs> bunları söylüyor diyecek. Tamam ben yorumumu değiştirdim. Aykut Kocaman'ın kocaman başta herkesten özür dilemesi gerekir diye düşünüyorum ben. Başta Alex Olmak üzere. Sevgili Özür dilemeye. Aykut ya, kocaman, kocaman hocam evet. eğer bizi şu an izliyorsa ve şu anda Spor'u açtıysa. E programı biraz daha geri sar. Sarması. Geri sarmasını Geler istiyorum. yapmış ya Allah Allah Ya ben diyorum ki Alex'te karşılaşma <laughs> hikayesi enteresan bir hikaye olur Güzel yani sonuç itibariyle. Güzel, Güzel haber olur. Güzel haber olur. Orada mı? merak ederim ben yani tokalaşacaklar mı sarılacaklar mı? Birbirini görmeyecekler mi? Hani muhatap olmayacaklar mı? Ya da tam tersi çok mu sıcak olacaklar? Kavgalılar ben mı bu, yani? Ben bilmiyorum. Yok, bilmiyorum çok, soruyorum Çok samimi ben. çok kankalar ya beraber. Yok kavgalılar mı? Aykut Hocam Brezilya'ya gidiyor. Alex Konya'ya geliyor. Beraber. Peki sevgili Sen, sen Alex'le kavgalı, kavgalı mısın? Hayır. Karşılaşsan sarılır mısın Alex'e? Niye sarılayım ya? Allah Allah. Niye sarılmıyorsun? Niye yani? sarılayım canım? <laughs> Arkadaşım mı benim? Merhaba der. Peki, Peki Aykut hocam, Hocam'ın hocayı görsen. Ya Sen Aykut, Aykut Kocaman'la bir eskiden beri hocayla bir muhabbetimiz var. Ben Alex'le muhabbetim yok ki. Ben bir söyleyeyim ben Hacı'yı gördüm Antalya kampında büyük bir gururla fotoğraf sarıldım. sarıldım fotoğraf çektirdim. Alex'i de görsem. Yani. Hatta Abi, Markut, herkesin Fotoğraf aradım dedim ki yani bak ne kadar güzel fotoğraf çektirdim. Futbolu... Keşke ben de orada olsaydım. Abi, ben futbolu... de fotoğraf çektirdim. futbolun sanatçıları ya. Ya tamam. Peki olabilir. bir şey daha soracağım. Sarılman lazım. Hacı ile ben de ben Sevgili <gülüyor> <seven>. <gülüyor> fotoğraf bir fotoğraf Bir soruda. Ne oldu? Fenerbahçeliler hem Alex'i hem de Aykut Kocaman'ı sevemez mi? Ya, Aykut Kocaman'ı sevmesin ya artık yani. Ben yani Niye sevmesin Yok, ya? Yok sevmesin artık abi. Aykut Kocaman özür dilemeli. Ben bu kadar işte geçen sene en çok Bunları nereden da... çıkıyorsun? Ben onu anlamadım. Ay, ay, çok şey oraya. Yusuf Şimdi Kocaman'ı iş oraya ben de gidiyor. Bu kadar. Kocam, yani, Hocam, yani, Madem Hocam, bu kulübün efsanesi ise <laughs> bu kadar bir adamın üstüne bu kadar gidilir mi ya? Ya ben ya böyle bir şey görmedim hayatımda. Sevgili Barış Hiçbir kulüpte ben böyle yani bir şey görmedim. bir taraftar kitlesinden bahsediyoruz tamam mı? Tamam taraftar kitlesinden. Seven de konuşurum. olabilir, sevmeyen de olabilir. Ya ben birçok sevmeyen sosyal... neden sevmediğini açıklayacak. Nerede o sosyal medyadaki Aykut Kocaman karşıtları? Niye ben niye görmüyorum onları şimdi? Mesela nerede onlar? Burada futbol konuşuyoruz tamam? Nerede o arkadaşlar nerede şu anda? Geçen sene binlerce tweet atıp binlerce paylaşımlar binlerce bir takım 3-0 galipken <laughs> Son haftanın durumuna göre belki şampiyon olacakken gördün mü? Yuğlayan. Mesajı gördün mü Cem Takım mesajını? mesajını? Evet hemen hemen açıklıyoruz. <laughs> Alexe Souza'nın yazdığı kitapta. He. Ee? Şöyle bir ifade vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sevgili Cem Tak'a da teşekkür edelim. Kocaman hocalık için lobi yaptı demiş galiba. Böyle bir ifadesi vardı Alex Souza'nın. Ne Aykut yani. Kocaman'ın bazı şeylerinden nefret ediyordum. O teknik adam o da olabilmek için bir hayli lobi yaptı diye başlayan bir cümlesi var. Bu da uzun uzun devam ediyor. Dost ve arkadaş olmadıklarını gösteriyor zaten. Teknik adam olmak için lobi yapmış Aykut Kocaman. Ne Belki diye? benim bir yabancı olarak ondan daha fazla efsane olabileceğimi düşündü demiş. O efsane olmuş zaten. Aykut Kocaman'ın onun efsane Aykut Kocaman. Yani bu ifadeler aralarında bir soğukluk olduğunu göstergesi değil mi? Kavram etmişler değil ya. Bilir. Olabilir. Soğukluk olabilir. Ama yani bu çok fazla bir anlam yüklenecek bir şey değil ki. Çok çok yani. önemli bir olay. Ya. Fenerbahçe tarihinde... Sıkar, de, o, dönem da, o dönemde röportaj ya. talebinde şey. bulunmuştu. Hı. Aykut Hoca'nın reddettiği yönünde haberler var. Demek ki hoca da e, bu ifadelerde e, yer aldığı için Şimdi kızmış. Bir kere verdiği ifade, yazdığı kitaptaki kelimeye bak. Aykut Kocaman <laughs> lobi faaliyetinde bulunmuş. Sen Fenerbahçe yönetim <laughs> kurulu... Peki bir şey diyeceğim. <laughs> Alex Esouza'yı görsen yolunu değiştirir misin? Abi iyi misin ya? Ya niye değiştireyim abi? Benim şöyle bir teklifim Alec, var. Alex olsa Türkiye'de önemli oyunculardan. Sayın, ben gelen... şöyle bir teklifte bulunmak istiyorum. Sayın Akif Kocaman eğer bir gün biyografisini, otobiyografisini yazmak isterse Barış Yurdu Seven'e yazdırsın. Ondan iyi kimse... Bence bak Aykut Kocaman'ın şu farkı var. var. Fenerbahçe'liler de bence bunu zaman... bilsinler. Aykut Hoca iç dünyasında birçok şeyler yaşar ama o anılarını, o düşüncelerini bu kadar detaylı yazmaz. İnsanları rencide etmez. Yanlış mıyım? Kesinlikle doğru. Şimdi Alexis Oza öyle bir insan olmadığını biliyorum. <laughs> ha, öyle hissetmiştir Alexis Oza saygı duyarım bilemem iç dünyasını. Ya şimdi şöyle de bir durum var. Ee, hakikaten bu kadar yetenekli futbolcular sanatçı ruhlu oluyorlar. Çabuk kırılabiliyorlar. Hak vermesem de anlamaya çalışıyorum. Ee, sonuçta Lefter Küçük Andon ile birlikte Beykelin'likti Fenerbahçe'ler saygı duyuyorum. Ama şu noktada katılıyorum. Aykut Kocaman da Fenerbahçe'nin bir efsanesidir. Yani e, ya bir kalbe iki sevgi sığdırmak bu kadar mı zor deyip ben sözlerimi tamamlıyorum. Alex çok büyük futbolcuydu nokta. Aykut Kocaman da çok iyi, çok başarılı bir teknik adam. Yo yok İyi yo, Aykut Kocaman özür dilemezsin. Ama şimdi, şimdi sen kimle elini, tartışıyorsun? Eline biz? mikrofonu alıp Bizim göremediğimiz, lazım. Benim, benim var, var. bizim göremediğimiz dördüncü bir kişi var. Lazım. Benim, benim görüşüm o Sevgili Barış bizim göremediğimiz dördüncü bir kişi mi var? Yok, şu anda. <laughs> Yo, ben diyorum. Kimle ben, tartışıyorsun ben sen? Kimle, kimseyle tartışmıyorum. Benim görüşüm. Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ın yapılan eleştirilere kızmış. Biz Aykut, yapmıyoruz ay, ama e, değil mi? Yok. Aykut, Kocaman'ın bütün Fenerbahçe tamam. camiasından. Yani en son Antalya kampındayken ile birlikteydik. Kendisini, uzun kendisini yuğlayanlardan yani özür dilemesi lazım. Yani Aykut Kocaman'la herhangi bir sıkıntım olmadığında en çok bilenlerden bir sensin. Abi sen niye? Bu niye üstüne alıyor abi ya? Stüdyoda o... Tamam niye üstüne sen niye almıyorsun Fırat mesela üstüne? ben de kime eleştir diye soruyorum ya. Yani. Az önce sen söylüyorsun ya bak ne güzel söylüyorsun. Hmm. onu eleştirenleri söylüyorum ben. Yusuf sen, seni onunla dostluğunu yakınlığını biliyor mu? Her zaman savunduğunu biliyorum. Sen olur mu? Niye? Ya kimsenin e, savunmamıza ihtiyacı yok. yok yani herkes ya, yaptıkları zaten. Gerçekleri konuşuyoruz biz. Yani Aykut Hangi Kocaman da yaptıklarıyla Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlamıştır. Özürüzü Fenerbahçe'yi yani. şampiyon yapmıştır. UEFA'da Yarı final oynatmıştır. Alexis Ozan'ın attığı goller Fenerbahçe'ye büyük başarılar yaşatmıştı. Şampiyonluklarda Alexis Ozan'ın büyük katkısı vardı. O yüzden diyorum ki iki sevgi bir kalbe neden sığmasın diyorum. Haldun abinin selam var. <laughs>